Biz yaklaşık 2,5 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Atar Milletvekili Hasan Akgöl, Suriye konusuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde söz aldığı oturumda Suriye olaylarının 2002 yılından günümüze kadar gelişim sürecini ve AKP hükümetinin kardeş kanı dökülmesine sebebiyet veren uygulamalarını gündeme getirdi. AKP hükümeti hiç dost olmadı. 2002'de de dost değildi. 2002'de de dostça davranmadı. Yaptığı bakanlar kurulu toplantıları da hikayeydi. Yaptığı maç ziyaretleri de, birlikte Fenerbahçe maçını seyretmeleri de ziyaretti. Aslında bu 2011'de çıkacak Suriye olaylarının temeli 2002'de AKP hükümetinin başa gelmesiyle başlamıştı. Çünkü o projenin başlangıcında şu vardı. O gün Beşar Esad hükümetiyle Suriye hükümetiyle dost olunacak. Sınırlarda bulunan mayınlar temizlenecekti. Bu mayınların temizlenmesi için Suriye'ye el uzatıldı. AKP hükümetinin herkesin sandığının aksine Suriye ile bir anda düşman kesilmediğini öne süren CHP Atar Milletvekili Hasan Akgöl, uluslararası projeye dahil edilen hükümetin söz konusu projenin uygulamalarını üstlenerek Suriye'de günümüzde yaşanan karışıklıklara, sınırlarımızın neredeyse korunamaz hale gelmesine ve onlarca kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamalara neden olduğunu kaydetti. Sen sadece 930 kilometrelik sınırdaki mayınlı arazileri temizlemek için Suriye hükümetinin onayını almak için suni bir dostlukla elini uzattın. Talimatı aldıktan sonra da Suriye'ye müdahaleye başladın. Yakışmıyor. Bugün 21. yüzyılda Çin Seddi, Berlin Duvarı örmek yakışmıyor. Bugün Hatay'a gelin, muhtelif bölgelerde Çin Seddi örülmeye başladı. Bu mu dostluk? Bu mu kardeşlik? Sen kimi kimden koruyorsun? Kardeşinden Çin Seddi'yle mi korunacaksın? CHP Atar Milletvekili Hasan Akgöl, AKP hükümetinin kendi eliyle yarattığı El-Kaide ve El-Nusra'yı kontrol edilemeyen bir ejderhaya benzetirken, Suriye olaylarının başta Hatay olmak üzere tüm sınır illerinde nakliyecilik, tarım ve ihracat sektörlerine darbe vurduğunu ifade etti. Suriye'de kardeş kanı akmaması için Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmelerine tepki gösteren hükümet yetkililerini de sert bir dille eleştirdi. Reyhanlı'da patlama olacak, 53 kişi ölecek, Cilve Gözü'nde patlama olacak, 17 kişi ölecek. Oradan çıkacak terör örgütü El-Kaide, El-Nusra örgütü diyecek ki bunu ben yaptım. Sayın Başbakan diyecek ki hayır kardeşim sen yapmadın. Bunu bunlar yaptı. Sen çıkacak El-Nusra örgütü diyecek ki ben bu patlamayı ben yaptım. Daha da durmazsan şehir merkezlerinde yapacağım bu patlamayı. Hayır sen yapma bu patlamayı. Ya siz kimin avukat mı yapıyorsunuz? Sen bir ejderha büyüttün ki 23 terör örgütü oluştu bugün. Bugün bizim sınırlarımızda ve bunlardan El-Nusra, El-Kaide örgütü öyle bir büyüttün ki bunu, öyle bir ejderha yarattın. Sen bile baş edemiyorsun artık bununla. AKP hükümetinin daha önce Irak'ta, Libya'da ve Mısır'da yaşananların aksine arkasına halk desteğini almış Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a tosladığının altını çizen Cumhuriyet Halk Partisi Atar Milletvekili Hasan Akgöl, bu halk gün gelecek kardeş, dost ülke olan Suriye ile ilişkimizi bozma hakkına sahip olmayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı da o koltuktan indirecek dedi. Hesap neydi biliyor musunuz? 2 ayda, 3 ayda Suriye hükümeti devrilir, biz de amacımıza ulaşırız. Ya Suriye hükümeti halkın istediği bir devlet başkanı niye devritsin? Halk bir doğal afete benzer. Eğer halk istemiyorsa kimse ayakta kalamaz. Nasıl Saddam Hüseyin kalmadı, nasıl Kaddafi kalmadı, nasıl diğer diktatörler kalmadı? Beşar Esad da kalmazdı. Ama halkın desteği var. Bunu görün artık. Ama bu halk nasıl o diktatörleri o koltuktan indirdi? Bir gün gelecek, Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan'ı da o koltuktan indirecek.